İkinci sunum yapacak arkadaşımız Tayfun Doğan, Niğde Üniversitesi'nden. Kendileri üniversite öğrencilerinde affedicilik ve mutluluk arasında ilişkinin incelenmesi, tahmin ediyorum bir sağ alan çalışması. Kendisini dinliyoruz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz öncelikle. İki pozitif psikolojiye ait iki konuyu ele almak istedik bu çalışmada. O başka bir kaydı. Uzun yıllar tabii psikoloji klinik psikoloji olarak algılandı. Hatta şimdi burada bile sorsak psikolog dediğinizde aklınıza ne gelir veya psikoloji bilimi neyle uğraşır diye sorsak çoğunluk ruh sağlığı bozukluklarıyla uğraşır diyecektir. Ancak Amerikan Psikoloji Derneği'nin resmi sitesinde psikolojinin 56 farklı alt alanından bahsediliyor. Maalesef ilk psikologların veya psikiyatristlerin işte tıp kökenli olmaları, Freud gibi, Adler gibi ve klinik psikiyatriye, daha doğrusu ruh sağlığı bozukluklarına odaklanmaları psikolojinin böyle algılanmasına neden oldu. Tabii başka nedenler de var ama insanların olumlu yönlerini ele alan pozitif psikoloji çok geç modern bilim tarafından incelenmeye başlandı. O kadar geç ki gerçek anlamda buna eğilme 1980'lerden sonra oluyor. Yani çok yakın bir zamanda, aslında 30 yıl gibi bir sürede pozitif psikoloji gelişiyor. Tabii pozitif psikolojinin de özel anlamda en temel konusu mutluluk konusu. Mutluluk konusu araştırılmaya başladığında dahi daha çok light bir konu olarak ele alınıyor. Hani nedir mutluluk? Bir bilimsel olarak incelenebilecek bir şey midir? Herkese göre değişen bir şey değil midir şeklinde. Pek ciddiye alınmıyor ama son yıllarda konu üzerine çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Deneysel araştırmalar veya tarama şeklindeki araştırmalar. Ve bu çalışmada biz pozitif psikolojiye ait işte iki konuyu ele almaya çalıştık. Öncelikle tabii mutluluğun ne olduğuyla ilgili kısa bir giriş yapmak istiyorum. Ondan sonra affedicilik ve aralarındaki ilişkiyi ele almaya çalışacağım. Mutluluk, insan davranışlarının nihai amacı olarak, sonal amacı olarak ifade ediliyor. Ve felsefi olarak şu şekilde ele alınıyor. Mutluluk amaçların en büyüğüdür. Ve ondan sonra başka bir amaç yoktur. Yani insanlar iş sahibi olmak ister, çocuk sahibi olmak ister, eğitim düzeyini geliştirmek ister. Tüm bunların amacı mutlu olmaktır. Ama mutluluk başka bir şey için değildir. Yani neden okuyorsunuz sorusuna mutlu olmak için okuyorum diyebilir bir kişi ama neden mutlu olmak istiyorsun şeklindeki bir soru çok mantıklı kabul edilmiyor. Bilimsel anlamda mutluluk nasıl tanımlanıyor? Genel, tabii farklı tanımlar var ama genel kabul gören tanım olumlu duyguların sık, olumsuz duyguların daha az yaşanması ve yaşamdan yüksek doyum alma olarak ifade ediliyor. Ne demek bu? İşte güven gibi, cesaret, sevinç, neşe gibi olumlu duygular bir birey hayatında daha sık yaşıyorsa, korku, öfke, nefret, tedirginlik, kaygı gibi duyguları daha az yaşıyorsa ve çeşitli yaşam alanlarından, evlilik yaşamı, sağlığı, eğitim yaşamı gibi değişik yaşam alanlarından yüksek doyum alıyorsa, memnuniyeti yüksekse biz bu bireyi mutlu olarak ifade ediyoruz. Mutlulukla ilgili araştırmalar daha çok başlangıçta mutluluğun belirleyicilerinin neler olduğu üzerine odaklanmıştır. Yani ne mutlu ediyor insanları? Mutluluğun nedenleri nelerdir şeklinde. Ve yapılan meta analiz çalışmaları sonucu şöyle slaytta da gördüğünüz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabii üzücü tarafı var bunun. Mutluluğumuz %50 oranında genetiğe bağlı olarak değerlendiriliyor. Özellikle ikizler üzerinde yapılan çok kapsamlı 4000 ikiz üzerinde yapılmış bir çalışma var. 6000 ikiz üzerinde yapılmış bir başka çalışma var. Bunlar ele alınıyor ve mutluluğun %50 oranında genetik tarafından belirlendiği ortaya çıkıyor. Yani anne babamız mutluysa büyük oranda biz de mutlu olacağız anlamına geliyor. İkinci sırada ise yaşam şartları var. Yaşam şartları mutluluğu %10 oranında etkiliyor.
Özellikle burayı vurgulamak istiyorum. Yaşam şartları dediğimiz şeyler demografik değişkenlerdir. Yani mutluluğu etkileyen demografik değişkenler nedir? Bunlar işte cinsiyet, yaş, medeni durum, yaşanılan yer, eğitim düzeyi, ekonomik düzey gibi çeşitli yaşam alanlarımız veya yaşam durumlarımız diye ifade edebiliriz. İnsanlar mutlu olmak için genellikle bu alanı zorluyorlar. Yani eğitim düzeyi yükselirse daha mutlu olacağını, evlenirse daha mutlu olacağını, ne bileyim yaşadığı yeri değiştirirse daha mutlu olacağını ya da çok para kazanırsa daha mutlu olacağını düşünüyor ama yapılan çalışmalar yaşam şartlarının mutluluğu toplamda %10 kadar etkilediğini, yaklaşık olarak %10 kadar etkilediğini ortaya koyuyor. Bu çalışmanın güzel tarafı şu, mutluluğun belirleyicileriyle ilgili bu çalışmanın %40 oranında da mutluluk bize bağlı. Buna amaçlı etkinlikler ismini veriyor. Sonia Lubinsky isimli Rus kökenli Amerikalı bir profesörün yaptığı bir çalışma bu. Sürdürülebilir mutluluk modeli olarak kabul ediliyor ve %40 oranında mutluluğu belirleme bize bağlı. Bizim kontrolümüzde olan değişkenler. Neler var amaçlı etkinliklerin kapsamında? Öz saygı, sosyal ilişkiler, yani insanlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi, özgecilik dediğimiz yardımseverlik ya da iyilik yapma kavramı, iyimser olma, yaşamın anlamı, yaşama bir anlam bulma, fiziksel bakım, yani bedensel olarak sağlıklı olma, yaşam amaçları belirleme, minnettarlık veya şükretme olarak söyleyebiliriz. Yine dini inancın gereğini yerine getirme ve bugünkü bizim konumuz olan affedicilik konusu amaçlı etkinlikler kapsamında kabul ediliyor. Burada önemli bir şey var. Bu saydığımız amaçlı etkinlikler içerisinde en zor olanı affedicilik konusu. Yani affetme konusu gerçekten neyi affedeceğimize göre veya affedilecek olayın, durumun, kişinin kim olduğuna göre, ne olduğuna göre değişebiliyor. Ancak zor bir davranış olarak da kabul ediliyor. Bu tüm çalışmalarda da belirtiliyor. Yıllar önce bir arkadaşım affedicilik konusunda çalışma yapacağını, tezini bu konuyla ilgili yapacağını söylemişti. Çok şey gelmişti bana, uzak gelmişti böyle, hani ne yapacaksın böyle bir konuyu diye söylemiştim ama demek ki onun seviyesine ancak uzun yıllar sonra gelebilmişim. Önemli bir konu olduğunu uzun süre sonra anlayabildim. Gerçekten önemli. Şimdi şöyle bazı sözler var. Affetmek güçlü insanların erdemidir. Zayıflar hiçbir zaman affedemez diye. Burada hani affedici olmayanlar kendisine kötü bir pay çıkarmasın ama affedici olmak gerçekten güçlü olmayı gerektiriyor. Yani daha kendinizi bir yüce konumda değerlendirebilirsiniz eğer affediciyseniz. Çünkü kolay bir şey değil, dediğim gibi birazdan tanımını da ele alacağım. Yine uzak doğudan bir söz. Öfke ve kin kişinin elindeki kora benzer. Önce kişinin kendi elini yakar diye söylüyor. Ve affedicilik genelde karşı tarafa iyilik yapma gibi algılanan bir olay. Ama öyle değil. Affedicilik kişinin kendisine yaptığı iyilik olarak kabul ediliyor. Affedicilik öğrenilebilir mi? Artırılabilir mi affedici olma? Bu mümkün müdür? Aslında psikolojide şöyle bir şey var. Hani bir insan bir şey yapabiliyorsa diğer insanlar da belli düzeyde yapabilir diye kabul ediyoruz. Bu anlamda gerçek anlamda affedici olan insanlar olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl yaptıklarıyla ilgili çalışmalar var. Ben burada ona çok giremeyeceğim ama mesela çok şeyde internet ortamında Twitter'da birisinin paylaştığı bir şeyi söyleyebilirim. Gerçekten etkilendim. Şunu söylemiş. Her sabah kalktığımda şimdiye kadar işte kimin bende hakkı varsa helal ediyorum. Hiç kimseye herhangi bir gelecek için bir beklentim yok ya da cezalandırma gibi. Herkese affediyorum, herkese hakkımı helal ediyorum diye. Bu düşündürdü beni. Yani bir insan nasıl bu kadar ruh yüceliğine ulaşabilir? Herkese affedebilecek kadar. Önemli bir şey. Dolayısıyla da konuya karşı ilgim arttı diyebilirim. Nedir affedicilik?
Birkaç tanım var. Mağdur bireyin kendisine zarar veren kişiye karşı duygu, düşünce ve davranışlarında meydana gelen olumlu değişiklikler. Yani birisi bize zarar verdiğinde ona karşı hissettiğimiz duygularda ya da düşüncelerimizde ya da davranışlarımızda olumlu yönde değişiklikler meydana geliyorsa affetmişiz demektir. Yine bir başka tanımda kendisini haksız yere inciten kişiye karşı bireyin gücenme, kırgınlık, olumsuz yargı ve ilgisiz davranışlarını bırakması, bunların yerine haksızlık yapan kişiye karşı merhamet, cömertlik hatta sevgi duymaya yönelik çaba içinde olmasıdır. Bu biraz daha ileri gidiyor. Yani olumsuz davranışların da ötesinde olumlu davranışlara döndürmeyi ifade ediyor. Bir başka tanımda ise yine haksızlığa maruz kalan, incinen kişinin ilişkide güvenin tekrar kurulabilmesine izin vermesi olarak tanımlanıyor affedicilik. Peki nedir, ne değildir affedicilik? Affedicilik bir mazur görme, karşı tarafı haklı çıkarma, göz yumma, unutma ya da inkar etme, yatsıma değildir. Tabii affedicilik dediğimizde insanların aklına genelde şu geliyor. Romantik ilişkilerle, evlilik ilişkileriyle ilgili affedicilik geliyor. Burada kastettiğimiz affedicilik sadece o değil. Onu da kapsayan bir şey ama sadece o değil. Küçük olaylar da olabilir. İnsanlarla yaşadığımız sorunlarda ortaya çıkan problemlerde de affedici olmak olabilir. Evlilikte de olur. Yani pek çok konuda olabilir. Bu konuda çok önemli araştırmalar yapan bir bilim adamı var. Amerikalı Everett Worthington. Gerçekten hani tesadüf denilmez tabii böyle şeylere. Uzun yıllardır bu konuyu çalışıyor ve bir gün telefonu açtığında abisi bir haber veriyor buna. Annesinin öldürüldüğünü, her yerin kan içerisinde olduğunu, tecavüze uğradığını annesinin söylüyor. Ve çalışmaları tabii daha farklı bir yön bulmaya başlıyor Worthington'ın ve o kişiyi affettiğini söylüyor. Özellikle hani bu konuyla ilgili ileride okuma önerisi olarak onun kitaplarını söyleyebiliriz. Nasıl olduğunu, affediciliğin hangi süreçlerden geçtiğini söyleyebiliriz. Affedicilik fiziksel sağlığı, ilişkileri ve ruhsal sağlığı olumlu yönde etkiliyor. O yüzden affetmek sadece karşı tarafa fayda sağlamıyor, özellikle bize fayda sağlıyor diyebiliriz. Ruh sağlığı ile ilişkisi ise affediciliğin, affeden bireyler depresyon, kaygı, stres gibi durumları daha az yaşıyor. Yani bunlarda azalma meydana geliyor affetme olduğunda. İkinci bağlamda ise mutluluk düzeylerine katkı yapıyor. Yapılan deneysel çalışmalar var. Affediciliği artırmaya yönelik. Özellikle bilişsel davranışçı terapilerle bütünleştirilerek ve affediciliğin mutluluğu olumlu yönde etkilediğine yönelik çalışmalar var. Bizim bu çalışmamızda üniversite öğrencileri üzerinde yürüttüğüm bir çalışma. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öyle mi? Az hocam zaten bulgular. Hemen bitiriyorum. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne devam eden 191 öğrenci üzerinde yürüttük. Hertland affedicilik ölçeği ve Oxford mutluluk ölçeğini kullandık. Şöyle geçeyim. İki şeye baktık öncelikle. Cinsiyete göre affediciliğin değişip değişmediğine baktık. Üniversite öğrencilerinde cinsiyete göre affedicilik değişmiyor, mutluluk da değişmiyor. Başta söyledik ya demografik değişkenler diye, mutluluk cinsiyete göre değişmiyor. Yaptığımız basit doğrusal regresyon analizi sonucuna göre affedicilik mutluluğa ilişkin toplam varyansın %9'unu açıklıyor. Yani %9 oranında bir anlamlı ilişki var. Pozitif bir ilişki var. Yani affedicilikteki artışın mutlulukta da artışa neden olacağını söyleyebiliriz. Neden affedicilikle böyle bir ilişki var diye kısaca araştırmanın sonucunu söyleyecek olursam, affedicilikte bir defa affedici olmamada diyelim, öfke, kin, nefret gibi şeyler var. Bu da mutluluğun doğasına aykırı, dedik ya olumsuz duyguların daha az yaşanmasıdır diye. Bu anlamda affedici olmak olumlu duyguları daha çok yaşamaya neden oluyor. İlişkileri düzeltmeye neden oluyor affedicilik. Diğer insanlara bir şans daha vermeye
derin, doyurucu, sağlıklı ilişkiler kurmaya yardımcı oluyor. Söylediğim gibi affedicilik kadınlarda bazı araştırmalarda daha yüksek görülüyor kadınlarda ama bizim araştırmamızda bir farklılık çıkmadı. Bu kadar hocam. Sunumu için teşekkür ediyoruz. Hemen soru bahsine geçebiliriz. Konuyla ilgili soru sormak isteyen varsa buyurun. Mikrofonu iletebilirsek. Var var. Efendim buyurun. Kimi dinliyoruz hocam? Nurullah Altaş. Regresyondaki R değerini görebiliyor muyuz tabloda? Bana R kare çok yüksek geldi. Yani %9 açıklayıcılık çok yüksek. Açıyorum. Bu konudaki şeyiniz nedir? Eleştiriniz nokta nedir? %30. %30. R kare zaten. 0.9. Yani çok önemli bir etken gibi görünüyor. Yapıla çok gelen yüksek. Sosyal bilimlerdeki regresyon sonuçlarına göre yüksek, önemli bir bulgu bence. Aslında şunu söyleyeyim, ben açıkçası düşük diye bu araştırma yani yayınlamamayı bile düşünüyordum. Çünkü yaptığımız diğer çalışmalarda, ben uzun yıllardır mutluluk üzerine çalışıyorum. %54'e varıncaya kadar açıklayan değişkenler var. %40, %30 oranında açıklayan. Bu %9 oranında açıkladı. Sonuçlar bu şekilde. Yani birçok faktörün etkili olduğunu düşündüğümüz zaman tek bir faktörün açıklayıcılığı ya şöyle değil zaten. Hani diğer değişkenlerle beraber bunu analize soktuğumuzda bu düşer. Sadece ikisi arasındaki ilişkiye baktığımızda basit doğrusal regresyon analizi yapılmış. Onun için tek fark başına tek faktörün evet, görünüyor. Evet. Yani çoklu faktörde bakmadıkları için oran oldukça düşük sayılabilir. Tamam. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Evet. Başka konuyla ilgili yorum, soru. Buyurun. Mikrofonumuzu getirirsek. Timur Taşkın, mühendisim. Fakat eğitimle ilgileniyorum. Çok önemli olduğunu düşünerek son 20 yıldır. Kendi çalışmalarım var. Şimdi ben sabah da aynı şeyi söyledim bir başka oturumda. Bizim yaşam kıstasımız eğer inancımızsa biz inancımıza göre affedicilik konusunu ele almamız lazım. Veya bir ateistsek keza ona göre değişir. Bunun her ikisinin ortasını bulan bir çalışma mıdır bu? Yani hangi kıstaslara göre biz affedici olacağız? Hangi değerlere göre ki sempozyumuz onun üzerine? Hangi değerlere göre biz affedici olacağız? Keza mutluluk da öyle değil midir? Kelime olarak mesele değil, esas kavram olarak çok önemlidir. Çünkü içini doldurmazsak biz mutluluk kavramını dine göre mi tanımlayacağız? Yoksa Freud'a göre mi tanımlayacağız? Bütün bunlar çok çok belirleyicidir. Bence modern insan bunun çelişkisini şu an yaşıyor. Kendi kanaatim. Sizin de görüşünüzü istiyorum. Şimdi şöyle, affedicilik konusu uzun süre tabii ilahiyat veya din bilimleri tarafından araştırılmış. Psikoloji yeni yeni araştırmaya başlıyor. Ama buradaki affedicilikten kastettiğimiz ilahi bir anlamda affedicilik değil. Allah'ın affetmesi değil. O farklı bir şekilde tartışılabilir. Bu insan ilişkilerinde bize yanlış yaptığını düşündüğümüz kişiye karşı tutumumuz ne? Ölçekteki maddelere de bakarsanız yaptığının yanlış olduğunu düşündüğüm kişiyi cezalandırmayı sürdürürüm. Bunu bir başkası da diyor ki önemli değil, ben affedebilirim. Yani bir kişilik özelliği olarak mı yoksa kazanılan bir davranış olarak mı değişik şekillerde ele alınıyor ama bizimle ilişkilerinde problem yaşayan kişilere karşı tutumumuzu ifade eden bir affedicilik. Mutluluk konusuna gelince mutlulukla dindarlık arasında da çok ciddi ilişkiler var. Hemen hemen bütün çalışmalarda dindarlar daha mutlu çıkıyor dindar olmayanlara göre veya herhangi bir dine inanmayanlara göre. Ama psikolojinin tanımı çerçevesinde biz ele alıyoruz bu mutluluğu tabii. Herhangi bir dinin şeyine göre değil, dinlerinde değişik tanımları var mutlulukla ilgili. Uzak Doğu dinlerinin daha çok psikolojiye yakın olması açısından tanımları var veya Hristiyanlığın, İslam'ın hepsinin değişik tanımları vardır. Ama burada biraz daha onların hani üzerinde daha genel bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. Günün üçüncü sunumu
yapmak üzere, yani bu oturumun üçüncü sunumunu yapmak üzere Sayın Başaran Gençdoğan'ı kürsüye almak istiyorum. Üç farklı araştırmacı tarafından hazırlanan bir sunumu tebliğ için karşımızda. Hoşgörü ve sabır ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Buyurun Başaran Hocam. Bu araştırmada hoşgörülü ve sabırlı olma davranışlarıyla yaşam kalitesi arasındaki ilişkileri incelemeye çalıştık. Ve ayrıca araştırma içinde insanları tanıdıkları ve tanımadıkları insanlara karşı gösterdikleri hoşgörülü ve sabırlı olma davranışları arasındaki fark incelemeye çalıştık. Kısaca hoşgörü ve sabrı tanımlamaya çalışırsak, hoşgörü kendimize yakın veya uzak bulduğumuz insanların her türlü duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak ve kabullenmek için o insanlara karşılıksız sevgi, saygı, güven ve anlayış duyarak kurulan fonksiyonel bir iletişim sürecidir. Hoşgörü olabilmek için insanın öncelikle karşıdaki insanı anlaması, yani ona empati yapabilmesi çok önemli. Yaşam doyumu bireylerin ruh sağlığını ve toplumsal ilişkilerini etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak geçiyor psikolojide. Moral, mutluluk, toplumsal iyi olma, özel iyi oluş ve psikolojik refah gibi kavramlarla eş anlamlı olup birbirlerinin yerine kullanmış olmasına rağmen yaşam doyumu diğerlerine göre daha geniş kapsamlı bir kavram. Yaşam ve yaşam kalitesinin öznel bir ölçüsüdür. Yaşam doyumu bir insanın beklentileriyle elde ettiklerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılan sonuçtur. Yaşam doyumu ile sadece belli bir duruma ilişkin doyum değil, genel olarak tüm yaşantıya ilişkin doyum anlaşılmaktadır. Araştırmanın örneklemine geldiğimizde, araştırma Erzurum ilinde farklı ilköğretim okullarında 2. kademeden 94 öğrenci, liselerde öğrenim gören 94 öğrenci yine, Atatürk Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 98 öğrenci ve farklı yaş gruplarında 97 yetişkin olmak üzere toplam 383 kişiden oluşmuştur. Veri toplama araçlarına geldiğimizde hoşgörü ve sabır ölçeği ve yaşam doyum ölçeği kullanılmış. Hoşgörü ve sabır ölçeği araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup 4 seçenekli. Seçenekleri hiçbir zaman, bazen, sık sık, her zaman olmak üzere Likert tipi bir skalaya sahip. 16 maddeden oluşmuş, tutumuna dayalı, yani pardon, davranışlara dayalı. Bilişsel düzeyde değil, davranışsal düzeyde yapılan davranışlar ölçen bir ölçek. Ölçeğin 4 boyutu var. Sabırsız davranma, hoşgörülü davranma, kibar davranma ve kaba davranma olmak üzere 4 alt boyutu bulunmakta. Ölçekte sabırsız davranma, hoşgörülü davranma ve kaba davranma alt boyutları ölçeğin her birinden alınan toplam puan arttıkça bu tür davranışlar azalıyor. Kibar davranma alt ölçeğinden alınan puan arttıkça da kibar davranma davranışı artıyor. Ayrıca ölçekteki 12 maddeyle de tanıdık ve tanımadık insanlara yönelik hoşgörü ve sabır davranışlarının derecesi belirleniyor. Yaşam doyumu ölçeği, Türkçe uyarlaması Köker tarafından yapılmış. Ölçek yaşam doyumuna ilişkin 5 maddeden oluşuyor. Her bir madde 7'li derecelendirilmiş cevaplama sistemine göre cevaplandırılmaktadır. 1 hiç uygun değilden 7 çok uyguna doğru skalası var. Genel yaşam doyumunu ölçmeyi amaçlayan ölçek tüm yaşlara uygun olarak kullanılabiliyor. Verilen analizinde 6 tane farklı istatistiksel analizden yararlandık. Pearson momenter çarpımı korelasyon analizi, bağlantı örneklemler için T testi, tek yönlü varyans analizi ANOVA ve varyans analizi anlamlı çıkan farkların nereden kaynaklı anlamak için de Bonferroni Postoş testi, basit lineer regresyon analizi ve otokorelasyonun olup olmadığı anlamak için de Darboux-Mason testi kullandık. Bu analizler bilgisayarda SPSS istatistik paket programıyla yapıldı. Bulgulara geldiğimizde hoşgörülü ve sabırlı olma davranışları ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiler korelasyon analizini inceledik. Korelasyon değerlerimize baktığımızda sabırsız davranma ve kibar davranma arasındaki alt ölçekler olarak bu ikisi arasında anlamlı ilişki varken yaşam doyumunda pozitif yönde. Hoşgörülü davranma ve kaba davranma arasında ilişki anlamsız çıktı. Ve hoşgörü ve sabır ölçeği toplamıyla da yaşam doyumu arasında doğru yönde bir anlamlı ilişki çıktı.
Dikkat edersek ölçeğin sabırsız davranma altı ölçeğinde alınan toplam puanlar artışa bu tür davranışlar azalıyordu. Yani doğrusal çıkması aslında bunun azaldığını gösteriyor yaşam doyumla paralel olarak. Kibar davranmada da alt ölçeğinden alınan puanlar arttıkça da kibar davranma davranışı artıyordu. Yani bu aklınıza gelebilir düşündüğümüzde ters olup olmadığı ilişkin. Burada doğru ölçeğin kendisinden kaynaklanan, doğrusal değerlendirmeden kaynaklanıyor. Hoşgörü ve sabır davranışı üzerinde yaşam doyumun etkisini belirlemek amacıyla basit linear, yani doğrusal regresyon analizi uyguladık. Analiz sonucu regresyon sonucuna baktığımızda %2'sini açıklıyor hoşgörü ve sabır davranışı. Yaşam doyumu bunun %2'sini açıklıyor. Modelde otokorrelasyon olup olmadığını anlamak için de Darboux-Mason testinin uygulandığında otokorrelasyon olmadığı görülebiliyor. Yaşam doyumu değişkeni demin de söylediğim gibi hoşgörü ve sabır davranışı toplam varyansın %2'sini açıklıyor. Regresyon kas sayısının anlamına baktığımızda da anlamlı çıkmıştı. Tabii burada düşük düzeyde, yani %2 çok yüksek değil. Demin Nurullah Hocam %3 gibi bir şeyin yüksek, %9 yüksek gibi dedi ki burada da baktığımızda bizimkinde de aslında düşük bu açıdan baktığımızda. Ama düşük de olsa bir şey açıklıyorum. Tabii doğrusal diğer değişkenler işin içine sokmadığımız için. İnsanların tanıdık ve tanımadık olma durumlarına göre gösterilen hoşgörü ve sabır davranışları açısından fark olup olmadığı incelemek amacıyla T testi uyguladık. T testinde de anlamlı çıktı tanıdık ve tanımadık insanlara karşı davranışlarımız, hoşgörü ve sabır davranışımız ve tanıdık insanlara yönelik daha sabırlı olduğumuz ortaya çıktı. Yani tanıdık insanlara, tanımadık insanlara göre daha sabırlı davranıyoruz ve daha hoşgörülü oluyoruz. Cinsiyete göre farklılık olup olmadığını merak ettik. Hem hoşgörü ve sabır hem de yaşam doyumu açısından. Burada da yaşam doyumu açısından fark çıktı. Kadınların yaşam doyumu erkeklere göre daha yüksek çıktı. Ve kaba davranma açısından yine kadınlar kaba davranışları burada yükselmesi, kaba davranma puanı yükseldiğinde aslında kaba davranış azalıyordu. Kadınlar erkeklere göre daha az kibar davranıyorlar, daha az kaba davranıyorlar diyebiliriz bu açıdan baktığımızda. Tablo incelendiğinde demin söylediklerim. Sonuç olarak kadın erkeklere göre yaşam doyumları daha yüksek ve insanlara karşı daha az kaba davrandıkları söylenebilir. İlköğretim öğrencileri, lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri ve yetişkinlere göre bu dört grubu karşılaştırmaya çalıştık. Hoşgörü ve sabır davranışları yaşam doyum açısından fark olup olmadığını incelemek amacıyla da tek yönlü varyans analizi uyguladık. Varyans sonuçlarına baktığımızda yaşam doyum açısından anlamlı farklar çıktı. Bir de sabırsız davranma açısından anlamlı farklar çıktı. Hoşgörü ve sabır ölçeğinin diğer alt boyutları ve toplam puan açısından bir anlamlı farklar çıkmadı. İlk öğretim öğrencilerinin lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri yetişkinlere göre yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu ve yaşam doyumu en düşük grubun ise yetişkinler olduğu. Üniversite öğrencilerinin ilk öğretim öğrencilerine göre daha fazla sabırsız davrandıkları postoş analizleri sonucu ortaya çıktı. Sonuç olarak baktığımızda bireylerin yaşam doyumu arttıkça başkalarına karşı daha sabırlı, kibar ve hoşgörü davrandıklarını söyleyebiliriz. Yaşam doyumu değişkeninin hoşgörü ve sabır davranışı üzerinde düşük düzeyde de olsa anlamlı bir yordayıcı etkisi olduğu saptanmış. Yaşam doyumunu arttırmaya yönelik yapılacak her türlü davranışlar başkalarına karşı hoşgörü ve sabrın artmasını da sağlayacağı söylenebilir. Araştırmadan elde edilen bir başka bulgu da önemli bir bulgu. Tanıdık insanlara karşı tanımadık insanlara göre daha hoşgörülü ve sabırlı davrandığı saptanmasıdır. Araştırmanın çalışma örneklemi geniş bir yaş grubunu içerdiğinden dikkate alındığında bu bulgu çok önemli. Özellikle büyük şehirlerde bu bulgu ciddi derecede anlam taşıyor bence. Çünkü insanlar yabancı gördükleri hoşgörü ve sabır göstermekleri ortaya çıkıyor bu sonucu ki araştırma Erzurum'da yaşayanlar üzerinde yapıldığını hatırlarsak bu durum İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfus çok kalabalık şehirler için daha ciddi bir sorun oluşturduğunu düşünülebilir. Kadınların erkeklere göre yaşam doyumunun daha yüksek olduğunu saptamıştık. Erkeklerin kadınlara göre yaşamlarından daha az memnun oldukları söylenebilir. Bu durumun erkeklere toplumca yüklenen rol ve sorumluluklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Erkeklerden daha fazla beklentilen olması ve erkeklerin bunları yerine getirmede zorlanmalarından dolayı
yaşamlarından daha az memnun oldukları söylenebilir. Kadınların erkeklere göre insanlara karşı daha az kaba davrandıkları saptanmış ki bu durumun kadınların başkana karşı daha kibar davranma kalıplarıyla yetişmelerinden yani cinsiyet rollerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Lise ve üniversite öğrencilerine ve yetişkinlere göre ilk öğretim öğrencilerinin yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu çıkmış. Yaşam doyumu en düşük grup ise yetişkinler olduğu çıkmış. Yani biz yetişkinliğe ilerledikçe yaşam doyumumuz gittikçe düşmeye başlıyor. Yani yaşamda karşılaştığımız güçlükler yaşam doyumumuzu düşürmeye başladığını söyleyebiliriz. İlk öğretim öğrencilerinin çalışma örneklerindeki diğer gruplara göre daha fazla sabırlı davrandıkları ortaya çıkmış. Yine araştırma sonuçlarında. Benim bildirim bu kadar. Teşekkür ederim hepinize. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben bir soru sorarak başlamak istiyorum. Belki diğer grupta bu arada belki sorularını hazırlarlar arkadaşlarımız. Şimdi bu sonuçların bir kısmı tabii ki literatürle uyumlu, bir kısmı literatürle uyumlu değil. Bunu çok fazla görmedik sunumda. Bununla ilgili bir şey yaparsanız, çünkü genellikle herhalde beklenti yaş arttıkça özellikle yaşam doyumunun artacağı şeklindedir. Böyle bir bulgu niye rastlanmadı diye düşünüyorsunuz? Hocam, veya genel olarak bulgularınızı genel literatürle mukayese ettiğiniz zaman nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Hocam, teşekkür ederim hocam. Şimdi hocam özellikle literatürle dediğiniz gibi uyumsuz olan kısımları var incelememizde. Ben şöyle düşündüm, yani bizim örneklemden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum bu şeyle ilgili bazı durumları. Çünkü örneklemi ben ayrı ayrı inceledim de onları yine kendi içinde. Farklılıklar olduğunu da saptadım ama buraya onların hepsini yığdığımda karışıklık olacağını düşündüm. Daha sadeleştirme açısından yani dört grubu diğerleri için tek tek böyle incelemeye girmeli. Ama dört grubu kendi içinde incelediğimizde farklılıklar çıkıyor. Ama örneklem sayısı daha büyütmek lazım. Yani 100'er kişi biz planlamıştık. 4 kişiye hatta uyguladık ölçeyi fakat eksik ve hatalı doldurulanlar vardı. Özellikle anlamlılık açısından baktığımda bir kısmı T-testi uyguladım kendi için, Z-testi. Orada anlamlı şeyler bozan veriler vardı. Onları çıkarttık. Örnekten küçüldü biraz. Bundan kaynaklanmış durumlarda olabileceğini düşünüyorum. Belki daha büyük örneklem. Yaşam doyumu çünkü ben daha başka araştırmalarda da inceledim. Orada buradaki gibi farklılıklar çıkmamıştı bazı durumlarda. Literatürle uyumluluk vardı. Onunla ilgili şey var. Hoşgörü ve sabırla ilgili literatürde hocam bununla ilgili çalışmaya rastlayamadım açıkçası. Eğer onda o kısımla ilgili sorunuz varsa da onu öyle yanıtlayabilirim hocam. Evet, teşekkür ediyoruz sorunca. Buyurun sorusu sormak isteyen varsa. Buyurun. Mikrofon alırsak diğer şeyler için, tercüme için teşekkür ediyorum. Yaşam doyum ölçeğinin her yaş grubu için uygun olduğunu belirttiniz. Yanlış kaçırmadıysam eğer ilk öğretim ikinci kademeyi dahil ettiniz. Son sınıfları aldık o zaman. Birinci kademeyi almamanızın özel bir nedeni var mı? Birinci kademe özellikle. Yani 4-5, 3-4-5 hani yaşam doyum ölçeğini doldurabilecek nitelikte diye düşünüyorum. 4-5 özellikle. Yani, araştırmanın sonucunu değiştirebilir miydi acaba? Değiştirebilirdi belki bilemiyorum. Yani şu anda size net bir yanıt vermek çok zor. Belirli bir nedeniniz var mı? Yani hani birinci kademeyi almamanızın onları alırsam. Yani, şöyle söyleyeyim. Ölçekteki bazı ifadeleri anlayamayacaklarını düşündüğümüz için. Çünkü elimizde daha düşük gruba uygulandığına ilişkin şey yoktu. Veri yoktu. O açıdan o gruba girmedik yani. Aslında nedenimiz oydu. Yani ölçeği anlamakta, ölçek gerçi çok basit maddeler olarak ama anlaşılmakta zorluk yaşanabilir diye o gruba girmedim. Evet, başka var mı acaba sorusu olan? Buyurun. Yine kavramsal bir soruyla mı karşılaşacağız? Hayır, ben bu sefer anket merakımı canlandıracağım burada. Bakın, ben iki tane şey dikkatimi çekti. Bir tanesi, Türkiye'nin en büyük takımlarındaki futbol maçında sadece kadınların seyrettiği bir ortam ki başbakan eleştirdi. Neydi o? Sizi burada cinsiyeti olumlamışsınız ama orada olumsuz. Buradaki arkadaşlarımız üstüne alınmasın. Aynı erkek seyirciler gibi küfrettiler. Başbakan dedi ki yakıştıramadım dedi. Ortam ve cinsiyeti burada ele alalım. İkincisi bir sinema filmi. Çok ünlü bir komedyenin 5-6 sene önce ki bir filmidir. Çoğu küfür içerir ama espri olarak kabul edilmiş ve film yapılmıştır. Burada da yine çok ünlü bir türkücü arkadaşımız galasına gitmiş. Kendisinin ben aktarıyorum sadece buradan. Gözlemini. En çok küfürlü sahnelere yine kadınlar güldü diyor. Kahkaha attı. Ben onlar kadar kahkaha atamadım.
Şimdi bu ortamlar insanları bu kadar etkiliyorsa biz buradaki cinsiyet verisine ne kadar güvenebiliriz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hemen şöyle yanıtlayayım hocam, izniniz varsa. Estağfurullah. Self report ölçekler dediğimiz ölçekler bunlar. Yani bunlarda bireyin biz onları içten ve samimi yanıtladığını, ki tezlerde hep bunu yazarız. Yani varsaymaktayız, kabul ediyoruz. Yani böyle bir varsayımla hareket ettiğimiz için, yani bütün araştırmalar için böyle. Yani kişi sizi yanıltabilir isterse, eğer böyle bir kötü amacı varsa. Yani mesela bir takım şeyler de dedim ya, Z testi yaptım. Bazı 17 kişiyi atmak zorunda kaldım. Z testi sonucu varyansı bozan şeyler var, denekler. Her şeyi doldurmuş, hiçbir eksik yok ama atmak zorunda kaldım. Yani istatistik analizlerle mümkün olduğu kadar önlemeye çalışıyoruz ama kişinin kendisini ifadesi olduğu için de o tür şeyi de kabul edebiliriz yani. Programın başka bir kısmında olan ve buraya aktarılan bir tebliği şimdi dinleyeceğiz. Belki dikkatinizi bu basılı programda bir şey var. Burada yer alan değerler ölçeğinin geçerli bir gönüllük çalışması. Bu yarınki bir sunuma alındı. Yer değiştirmek zorunda kaldı. Bugün ise başka bir yerdeki tebliğ buraya alındı. Recep Kaymakçan ve Hasan Meydan tarafından hazırlanan değerler eğitimi çalışmalarının öğretmen görüşleri açısından incelenmesi konulu tebliğ için Hasan Meydan Bey'i kürsüye aldık. Kendisini dikkatle dinliyoruz efendim. Sayın hocam, ben teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Hocamın belirttiği gibi bizim tebliğimiz öğretmenlere göre değerler eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Bunu İstanbul bağlamında, İstanbul ölçeği üzerinde, örneği üzerinden yapacağız. Hocamla birlikte yürütmüş olduğumuz doktora çalışmasının bir bölümünden oluşuyor bu sunum. Bunun verilerinden bir kısmını sizinle paylaşacağım. Sunumda kısaca ana başlık olarak şunlardan bahsedeceğiz. Kısaca bir giriş mahiyetinde çalışmaya altyapı oluşturması açısından MEP, Milli Eğitim Bakanlığı ve Değerler Eğitimi üzerine duracağız. Yani Milli Eğitim Bakanlığı neler yaptı, ne yapıldı? İkincisi, araştırmanın metodolojisinden bahsedeceğiz. Sonra bulgu ve yorumlarımızı paylaşıp sonuç ve öneriler diyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı 2003 yılında değerler eğitimiyle ilgili ilk adımları atmaya başladı Türkiye'de. Programların içerisine değerleri kattı, değerleri girdirdi. Ve bu arada önemli bir anlayış değişikliğini de gerçekleştirdi aslında. Öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılarla öğrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler şeklinde tanımlayarak kazanım kavramını aslında daha önceden eğitim anlayışına uymadığı için kazanım kavramının içine katılmayan değerler de böylelikle kazanım kavramının içine katılmış oldu. Bu ciddi bir anlayış değişikliğini ifade ediyor. Önceden kazanım dendiği zaman sadece ölçülebilir sonuçlara uymadığı düşünüldüğü için değerler katılmazdı. Böyle bir anlayış vardı, böyle bir eğitim anlayışı vardı ya da eğitim böyle tanımlanıyordu, böyle kurgulanıyordu. Bu 2003 yılından itibaren değişmeye başladı. Bu aynı zamanda 2003 yılından itibaren eğitim sistemindeki yenilenmeyle birlikte görülen yapılandırmacı anlayışın eğitime uygulanmasına da uygun bir anlayış. Bunu özellikle belirtmek gerekir. Bu dönemden itibaren hazırlanan Dink Tür Ahlak Bilgisi, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Medya Okuryazarlığı, Düşünce Eğitimi, Müzik vesaire derslerin programlarında öncelikle bunlarda yoğun olmak üzere değerler çeşitli şekillerde yer bulmakta. Bu yer bulma Dink Tür ve Sosyal Bilgiler programlarında yoğun ve oldukça geniş bir şekilde ele alınmış durumda. Yani öğretilme boyutuyla da az çok yer almış durumda. İçeriği tartışılabilir veya tutarlılığı tartışılabilir. Ancak diğer derslerde ise çoğunlukla işte değerlerin listesini yapma, değerleri kazanımlarla ilişkilendirme gibi tarzlarda yer buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2003 yılından sonra bu çalışmayı yaptıktan sonra aslında programlara değerleri ekleme dışında çok da bir gelişme olmadı. Ancak 2010 yılında 18. Milli Eğitim Şurası'nda değerler eğitimi konusunun ciddi bir şekilde ele alındığını gördük. Yine 2010 yılına gelindiğinde, yani 2010 yılındaki diğer bir faaliyet, diğer bir çalışma 53 sayılı ilk ders genelgesiydi. Okulların açılmış olduğu ilk hafta bakan tarafından yayınlanan geleneksel bir genelge var. Bu genelge ile okullarda değerler eğitimiyle ilgili neler yapılması gerektiği 2010 yılındaki o ilk ders genelgesinde
okullara anlatıldı. Neden değerler eğitimi yapılması gerektiği orada belirtilmeye çalışıldı. İşte değerler eğitiminin temellendirilmesi yapıldı burada. Küreselleşmeye vesaire vurgular yaparak. Burada hangi değerler havuzu ile ilgili bir tartışma kısaca var ve değerler eğitiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili, hangi etkinliklerin yapılması gerektiği ile ilgili şeyler okullara belirtildi ve değerler eğitiminin okullarda uygulanması istendi. Etkinlik örnekleri de verildi. 19 tane aşağı yukarı etkinlik örneği orada isim olarak sıralandı. Bundan sonra zaten Türkiye'de birçok Milli Eğitim Müdürlüğü veya okul değerler eğitim projesi oluşturmaya, hazırlamaya ve bunu uygulamaya başladı. Bunlardan bir tanesi İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, şu anda içinde bulunduğumuz mekan, yani il. Bu Milli Eğitim Müdürlüğü 2010 yılında ve 2011 yılında ayrı ayrı İstanbul Valiliğin onurluğuyla, işte bir 10 sayfa civarında ikisi de, bir proje hazırlayıp işte amaçlar, uygulamayla ilgili çeşitli yönergeler ve programın amaçları, kazanımları, hedefleri vesaire neyse bunlarla ilgili bir proje başlattı okullara uygulamak için. Bunun için aynı zamanda bir danışma kurulu, bir yürütme kurulu oluşturuldu. Biz işte bu uygulanan projenin, 2010 yılında uygulanmaya başlanan bu projelerin okullardaki yansımalarını ölçmeye çalıştık. Araştırmamızın amacı nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve doküman incelemesini kullanarak İstanbul'da resmi ve özel ilköğretim okullarında yürütülen değerler eğitimi çalışmaları ile ilgili durum tespiti yapmak, değerlendirme yapmak ve ilköğretim okullarında Türkiye'de uygulanan, ileride de uygulanacağı görülen değerler eğitimi çalışmalarının uygulanışına yönelik öneriler geliştirmek. Çalışmamızın amacı buydu. Bildirimizin de amacı bu doğrultuda şekilleniyor. Yöntem olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullandık. Yarı yapılandırılmış görüşmede literatür, araştırma, yani literatür, uzman alanda çalışan uzmanlar, uygulayıcıların görüşleri ve pilot uygulama doğrultusunda bir görüşme formu geliştirildi. Sonra diğer bir verilerin çeşitlendirilmesini sağlamak amacıyla bir yöntem daha kullandık, döküman analizi. Döküman analizinde de görüştüğümüz eğitimcilerin uygulama planları ve sonuç raporlarını almaya çalıştık. Bu raporlardan çeşitli sonuçlarımızı test etmeye veya desteklemeye çalıştık. Çalışma grubumuz İstanbul'daki 6 farklı ilçede bulunan eğitimcilerdi. 11 eğitim birimini biriminde görev yapıyordu bu eğitimciler. İkisi özel okul, 8'i devlet okulu ve bir tane de Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminden farklı eğitim birimlerinden eleman aldık. 23 eğitimci vardı. İdareci 7 tanesi, öğretmen 16 tanesiydi. Amaçlı örneklem seçimi ile seçtik. Yani çalışma konumuza dair maksimum veriyi sağlayacak, alana en yakın, yüksek uygulama tecrübesine sahip eğitimcilere ulaşmaya çalıştık. İşte branşlara göre dağılımlar da yan tarafta görünüyor. Bulgularımız kısaca özetlemeye çalışacağım. Burada çoğunlukla ayrıntıya girmeden sonuçları vermeye çalışacağım sizlere. Bir kere literatürde çok ciddi bir şekilde değerler eğitimi olmalı mı olmamalı mı ya yönelik farklı tartışmalar var. Bunun sebepleri çok uzun tartışılabilir. Fakat biz öğretmenlere kısaca size göre okullarda değerler eğitimi yapılmalı mı diye sorduk. Onların tamamı okullarda değerler eğitiminin yapılması gerektiğini belirttiler. Tamamı okullarda değerler eğitimi yapılmalı, bu okulun görevidir diye söyledi. Ve öğretmenlerden 10 tanesi ise soru kökünde böyle bir yönlendirme bulunmamasına rağmen, size göre okullarda değerler eğitimi yapılmalı mı dememize rağmen direkt kesinlikle şeklinde soruyu cevaplayarak başladı. Bu önemli bir veridir. Güçlü bir şekilde öğretmenler değerler eğitimin yapılmasını destekliyorlar okullarda. Şunu belirteyim yalnız, bizim araştırma yapmış olduğumuz ya da çalışma grubumuzda bulunan öğretmenlerin tamamı okullardaki değerler eğitimi çalışmalarına katılan, eğer ilçe ARGE birimindeyse bundan sorumlu olan, okulda müdür yardımcısıysa bunları koordine eden öğretmenler. Yani alandaki bizatihi bu işin içerisindeki öğretmenler ve bunların içerisinde gönüllü olanlar. Dolayısıyla bunların bu şekilde onaylama yapması bazıları için normal gibi de düşünülebilir. Belki farklı alanlarda daha geniş, nicel çalışmalar yapılsa ve bu soru sorulsa tabii böyle çıkmayabilir. Bunu da belirtmek lazım. Değerler eğitiminin neden yapılması gerektiğini sorduk. Yani siz evet tamam diyorsunuz, kesinlikle yapılmalı diyorsunuz, fakat neden siz böyle bir şey düşünüyorsunuz dediğimizde ise öğretmenlerin değerler eğitiminin yapılmasıyla ilgili temellendirmeler genelde
en güçlü bir şekilde toplumsal ahlaki gerekçelere dayandığını gördük. Yine bireysel, öğrencinin kişiliğiyle alakalı gerekçeler oldukça yüksek çıktı. 5 öğretmen bu konuda gerekçelendirmesini bireysel özelliklere yöne, öğrencinin bireysel gelişimiyle ilgili yaptı. Eğitimsel gerekçelere dayandıranlar oldu. Eğitim o zaman olmuyor, eğitim tek kanatlı gitmiyor. İşte eğitimin sağlıklı yürümesi için de biz öğrencileri önce düzgün ahlaklı kişiler yapmalıyız ya da öyle yetiştirmeliyiz gibi sonuçlar çıktı. İki tane dini, iki tane de kültürel gerekçelendirme çıktı. Burada kültürel gerekçelendirme ile ilgili mesela bir öğretmenimizin görüşünü kısaca verirsek, sonuçta bir Müslüman Türk toplumuyuz. Bunu devam ettirmek için gereklidir diyor mesela öğretmenimiz. Yine ahlaki toplumsal bir gerekçelendirme. Görüyoruz ki değerlerimizi kaybeden bencil bir nesil yetiştiriyoruz demişti bir öğretmenimiz mesela. Değerler eğitimi, akademik eğitim tartışması yine çok sürekli yapılan bir tartışma alanda. Değerler eğitimi size göre akademik eğitimi de okulun akademik görevlerini de göz önünde bulundurduğunuzda nasıl konumlandırıyorsunuz değerler eğitiminin yerine okulda dediğimizde öğretmenlere? Öğretmenler değerler eğitim akademik eğitim kadar önemlidir. Hatta ondan daha önemlidir görüşünü özellikle belirttiler. Bunu eğitim sistemimizde ikisini eğer konumlandırmanızı istesek, yani neresindedir akademik eğitim ve değerler eğitimi dediğimizde onlar şunu söylediler. Eğitimin ilk yıllarında bu genel aşağı yukarı kanaat. Eğitimin ilk yıllarında ilk 4 yıl, ilk 3 yıl diyenler oldu buna, ilk 5 yıl diyenler oldu. Değerler ağırlıklı bir eğitim yapılmalı. Bundan sonra ise akademik eğitimle değerler eğitimi, akademik eğitimin tabii ki yavaş yavaş çıtası yükselerek bir arada götürülmeli. Görüşü ağırlık kazanıyor. Mesela bir öğretmenimizin buradaki görüşü aşağıda görüyorsunuz. Düşünsenize saygı, sevgi, ideallerine sahip bir öğrenciye siz sus, otur, konuşma diye bir şey anlatmaya gerek yok ki siz direkt konuya girersiniz. Yani değerler eğitimi, akademik eğitimde aslında çok ciddi bir şekilde destekleyen bir unsur demiştir. Bu yönde de bir kanaat vardı, onu da belirteyim. Eğitime hangi değerler konu olacakla ilgili bir soru. Yani eğitime konu olacak değerler havuzuyla ilgili sorularımız vardı. Öğretmenlerimiz 6 tanesi ahlaki değerler yönünde eğilim gösterdi. Kültürel değerler yine 6 öğretmenimiz. Dini değerler 5, insani değerler 5, evrensel değerler 2. Bu dağılım aslında biz programları da bir incelemiştik ve programlarda değer dağılımları nasıl demiştik. Programlar ve ilk ders genelgesi genel olarak yerel ve evrensel değerler arasında denge sağlamaya çalışıyor genel olarak. Fakat milletin bazı yönlerden de milli değerler ya da yerel değerler daha ön plana çıkıyor çoğunlukla bazı özellikle müfredatlarda. Buna yakın bir şey, yani karma bir yaklaşımı öngörüyor bizim programlarımız. Bu öğretmenlerde de böyle görünüyor. Gördüğümüz gibi yerel değerler ağırlıklı, geleneksel değerler ağırlıklı diyelim. İnsani ve evrensel değerlerde ihmal etmeyen bir anlayış çıkıyor. Burada mesela işte yukarıda öğretmenlerimizin görüşlerinden yapılan alıntıları görüyorsunuz italik olarak. Bu yerel ve geleneksel değerlere ağırlık veren karma bir yaklaşıma işaret ediyor öğretmenlerimizin görüşleri. Değerler eğitiminde yaklaşımlarla ilgili öğretmenlerimizin genel kanaat ve düşüncesini almaya çalıştık. Yani direkt yaklaşımları sorarak değil tabii ki. Onlara mesela dedi ki sizce değerler öğrenciye, toplumun kabul ettiği değerler öğrenciye aktarılmalı mı? Yoksa onun kendi değerlerini bulması mı sağlanmalı? Keşfetmesi mi sağlanmalı? Geliştirmesi mi sağlanmalı dediğimizde. Öğretmenlerimizin hiçbirisi değer aktarma yaklaşımına direkt değerleri aktarmalıyız, öğrencilere değerleri vermeliyiz, onlar da bunu hap gibi almalı gibi bir yaklaşım içerisinde değiller. Bunda hiçbir tanesi kabul etmiyor. Bir, öğretmenlerin büyük bir kısmı, 7 tanesi diyelim, değerlerin göreceliliğini onaylamayan bir değer geliştirme yaklaşımı savunuyor. Ne diyor? Öncelikle şunu söylüyor. Tabii ki diyor öğrencinin kendisinin geliştirmesi gerekir değerlerini diyor. Bizim ona değer vermemiz kesinlikle olmaz diyor. Ama altında şöyle şöyle sıralamaya başlıyor. Mesela ona model olmalıyız diyor. Mesela diyor belli doğruları belirlemeliyiz diyor. Ondan sonra işte onun bu doğruları bulmasını, sevmesini sağlamalıyız diyor. Yani dolayısıyla yavaş yavaş değer aktarmaya doğru da kayan bir yaklaşım sergiliyor. Öğretmenlerimizin görüşlerini hep birlikte değerlendirdiğimizde ki çoğunluğunun yaklaşımı aktarma ve geliştirme bütüncül bir şekilde olmalı. Yani ikisi bir arada kullanılmalı, görüşü daha ön planda çıkıyor gibi. 13 tane öğretmenimiz zaten direkt buna yönelik görüş belirtmiştir. Din ve değerler eğitimi ilişkisi üzerine sorular sormuştuk. Öğretmenlerimizin görüşleri genel olarak şu şekilde.
din eğitimi ve dikkat değerler eğitiminin ta kendisidir demişti iki öğretmenimiz. Bunu hatta bir okulda biz bizatihi gözlemledik. Okulun din kültürü sınıfı değerler eğitimi sınıfı olarak değiştirilmiş. Öğretmen de değerler eğitimi öğretmeni olarak, din kültürü öğretmeni değil, değerler eğitimi öğretmeni olarak tanımlanıyor. Bunun dışında din eğitimi çocukta temel değerler için, temel insani ve ahlaki değerler için bir zemin oluşturmaktadır görüşü oldukça ön planda oluyor. Çocuk eğer sağlıklı bir din eğitimi almışsa, bu konuda da bir şey var, öğretmenlerimizin bir kısmı en azından buna ciddi bir şekilde değindiler. Çocuk sağlıklı bir din eğitimi almışsa, sadece dini bilgi ezberlemeye dayalı değil, dinin insana ve hayata dair geniş anlam ve bakış açısını kavramaya yönelik bir din eğitimi almışsa, yani ahlakla dinin ilişkisi kurulabilmişse çocuğun zihninde veya ona verilen eğitim bu doğrultuda ise eğer, o zaman çocuğun almış olduğu din eğitimi onun ahlak eğitimini ya da değerler eğitimini kolaylaştırabiliyor. Bir husus da ön plana çıkmıştı özellikle. Okulda değerler eğitimi sadece din kültürü ahlak lisesi öğretmeninin görevi olarak algılanmamalı. Bu iş onun üzerine kaldığı zaman çocuk din kültürü sınıfında küfretmemesi gerektiğini birbirine hatırlatıyor. Fakat sokağa çıktığı ya şöyle diyor mesela, burada küfredilir mi? Burası din kültürü sınıfı gibi böyle bir algı oluşuyor. Çıktığı zaman ise her şey sanki mübah gibi algılanabiliyor. Bunu söyleyenlerden iki tanesi din kültürü öğretmeni, bir tanesi de din kültürü öğretmeni olmayan bir arkadaştı. Bunu da özellikle belirtmek gerekir. Değerler eğitimiyle ilgili hangi çalışmalar yapılmış? Bir sürü çalışma var. Bir sürü sonuç çıktı yani yapılan çalışma. Fakat burada sadece önemli veya bazı ilginç olanlardan vermeye çalışacağım. İşte değerler eğitimiyle ilgili komisyonlar kuruldu ilçelerde. Okullarda komisyonlar kuruldu. İl ve ilçe genelinde kurulan bu komisyonlar okullara materyal hazırlamaya, materyal daha doğrusu temin etmeye ve onları okullara iletmeye, orada uygulanmasını sağlamaya çalıştılar. Okullardan çıkan iyi örnekleri toplamışlar ve onları diğer okullara yaymaya çalışmışlar. Kurumların internet sayfalarında değerler eğitimiyle ilgili bir paylaşım sayfası veya işte yapılanların en azından sunulduğu bir sayfa yapmış genel olarak kurumlar. Farklı sınıf seviyelerinde ayın değeriyle ilgili bir ilgili filmler belirlemiş. Özellikle bir kurum, bir Ar-Ge birimi her değerle ilgili, her yaş seviyesine uygun birinci kademeye, ikinci kademeye ayrı ayrı filmler belirleyip bunu okullara göndermiş ve bunların izletilmesini sağlanmış. Değerler eğitimi olimpiyatını zaten duyduk. Değerler olimpiyatı düzenlendi. Bu önemli bir il ve ilçe genelinde yapılan önemli bir çalışma. Okul genelinde yapılan çalışmalardan önemli ve ilginç gelebilecek olanlar, söz ve müziği öğretmen ve öğrenciler tarafından oluşturulan müzik parçaları, klipler veya kısa filmler çekilmiş mesela ve bunlar okulun internet sayfasında çeşitli yerlerde yayınlanmış. Okulun internet sayfalarında, paylaşım sayfalarında, çocuk arasında kurulan böyle çeşitli paylaşım sayfalarında yayınlanmış. Bunları bir kısmını ben gördüm. Yine bir hafta boyunca evden okula kırmadan yumurta taşıma gibi etkinlikler yapılmış. Çok hoşuma gitti mesela sorumluluk bağlamında. Her gün öğretmen o yumurtanın üzerine imzalıyor falan. Oldukça hoş bir çalışma. Koro çalışmaları yapılmaya başlanmış veya koro çalışmalarına, varsa koro çalışması, ona değerlerle ilgili çeşitli şarkılar entegre edilmiş. Değerlerle ilgili şarkı, ilahi, hatta marş vesaire gibi çeşitli şeyler entegre edilmeye çalışılmış. Serbest etkinlik saatlerinden bir saat, özellikle 3. sınıflarda değerler etkinliklerine ayrılmış mesela. Serbest etkinlik saatlerinden bir saat. Yine tarih bilinci çerçevesinde okulun bir tanesinde mesela bir müze oluşturulmaya çalışılmış. Öğrencilerin ve çevredeki mahalleden toplanan çeşitli geleneksel işte alet vesairelerle, eşyalarla. Yine bir özellikle okulumuzda mesela mezun olan öğrencilere mezuniyet beraatleri milli ve manevi değer ifade eden Çanakkale'de mesela 57. Alay mevkiinde bir törenle verilmiş değerler eğitimi çerçevesinde. Oldukça güzel, ilginç bir çalışmaydı. Sınıf ve derslerde yapılan çalışmalardan çok farklı örnekler var ama çoğunlukla bildiğimiz örnekler bunlar. Bunlardan bir tanesi oldukça orijinal diye düşünüyorum. Mesela drama eğitimindeki, drama eğitimi de alan bir arkadaşımız bu, kimliğini söyleyemeyiz. Drama eğitiminde yer alan iç ses ve donuk imge tekniklerini birleştirerek değerler eğitimine uyarlamış. Ve yine bu bildiğimiz karikatürlerde görsellerin yanından çıkan baloncuk tekniğini sınıfta mesela ders işleme şekline dönüştürmüş. Yani değerler eğitimiyle ilgili etkinliklere dönüştürmüş ve bunu uygulamaya çalışıyor. Oldukça ilginç bir yöntemdi. Çalışmaların etkililiğini sorduk öğretmenlere. Yani bütün ayrı ayrı sorduk biz de. Ben genel olarak size bir resim vermeye çalışıyorum.
Şu genel kanaatte birebir çalışmalar veya grup çalışmalarında yer alan etkinliklere doğrudan katılan öğrencilerde ve etkinliklerin yeterince canlı işlenmesine bağlı olarak okul genelinde farkındalık oluşuyor. Eğer öğrenciyi doğrudan katabilmişsek grup çalışmasına veya birebir onunla çalışabiliyorsak o öğrenci de etkili oluyor etkinlik. O öğrenci de etkili oluyor. Okuldaki hava oluşumu ise etkinliklerin yeterince sahiplenilmesine bağlı ve canlı işlenmesine bağlı deniyor. Aşağıda bununla ilgili çeşitli istatistikleri ya da sayısal verileri de görüyorsunuz. Hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Sizi değerli eğitim çalışmalarını yaparken zorlayan, sınırlayan noktalar neler dediğimizde ise bir kere ilk başta yeterli duyarlılığa sahip öğretmenlerin az oluşu. 16 öğretmenimiz ya da bunu belirtmiş. Yani söylemeyen öğretmenimiz bunu 7 sadece bizim görüştüğümüz öğretmenlerden. Kurumun fiziki yapısını ve maddi kaynaklarının etkinlikleri yürütmek için gerekli asgari tasarrufları karşılayacak düzeyde olmaması. Bununla ilgili mesela bir öğretmenimizin ifadesi çok ilginç. Ya iki üç tane saatte bunu söyledi. Biz yazılıların fotokopisini çekecek para bulamıyoruz ki hangi etkinlikler için para bulalım veya imkan bulalım gibi. Serzenişler oldukça fazlaydı mesela. İdari ve akademik iş yükünün yoğunluğu nedeniyle değerlere yeterli zaman ve ilginin ayrılamaması önemliydi. Okul ve sınıfların çok kalabalık olması, yine öğretmenlerin yürütmek istedikleri, bu bence çok önemli, öğretmenlerin yürütmek istedikleri etkinliklerde resmi prosedür ve organizasyona dair işlerde yeterli desteği alamamaları nedeniyle onlarda yılgınlık gelişmesi. Bir tanesi diyor ki mesela ben bir gezi düzenledim, bir daha da düzenlemem. Burnumdan geldi diyor, izinler vesaire, işte otobüs ayarlanacak, gittiğim yerde müzeye girilecek, orada öğrencilerin işte bunlarla ilgili işler falan vesaire. Yine etkinliklerin okula geç gelmesi ve her aya bir değerin çok da işlevsel olmadığına dair fikirler vardı. Etkinlik ve materyallere nasıl ulaşıyorsunuz dediğimizde öğretmenlere, bireysel olarak hazırlıyoruz, okul komisyonu olarak öğretmenler hazırlıyor gibi bir görüş çok fazla. 16 öğretmen aşağı yukarı bunu söyledi. Hem ben kendim hazırlıyorum, işte okul komisyonu olarak hazırlıyoruz. İlçememden gelenleri uyguluyoruz. İnternetten değerler eğitimi paylaşım sayfalarından ve mail gruplarından yararlanıyoruz. Bu sayı da çok fazla, gördüğünüz gibi 15 öğretmen yararlanıyor 23 öğretmen arasında. Çeşitli yayın evlerinin hazırlamış olduğu kaynaklar ve bazı süreli yayınları kullanıyoruz. 12 öğretmenimiz bunu belirtti. Yine diğer zümrelerle işbirliği vesaire diğer okullardan alıyoruz dendi. Öğretmenlerin değerlere eğitimiyle ilgili formasyonu son benim başlığım. Herhalde vaktim var değil mi hocam? Toparlı. Tamam hocam. Evet hocam. Öğretmenlerin değerler eğitimiyle ilgili formasyonuna dair almış olduğumuz verilerden de şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir kere öğretmenlerin, bizim görüştüğümüz öğretmenlerin dediğim gibi tamamına yakını değerler eğitim çalışmalarında öncü konumda olmalarına rağmen bir öğretmen dışında hiçbirisi sürekli diyebileceğimiz ya da uzun süreli diyebileceğimiz bir eğitim almamıştı. Bir öğretmenimiz bir materyal geliştirme çalışmasına katılmıştı. O nedenle işte 4 ay civarında haftada bir gün işte 4-5 saat gibi bir eğitim aldığını söylüyordu. Yani hem kendisi geliştirme hem de eğitim alma tarzında. Diğerleri ise hiçbir eğitim almadım diyen 9 öğretmenimiz. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerlere katıldım. Bu seminerlerin saatleri de yaklaşık 1 saatle 4 saat arası değişiyor. Farklı yerlerde olduğu için farklı. 4 öğretmenimiz bunu söylemişti. Özel kuruluşlar tarafından düzenlenen seminerlere katılan öğretmen arkadaşlarımız vardı, eğitimcilerimiz vardı. Yine bir 4 saat arası. Bunlar 7 öğretmenimiz bu şekildeydi. İnternet ve mail gruplarından araştırarak kendimi geliştirdim diyen 2 öğretmenimiz vardı. Bir, dediğim gibi bir diğeri de sürekli uzun süreli bir çalışma grubuna katılmıştı. Öğretmenlerin tamamına yakını, burada belirtmedim, yazmadım ama öğretmenlerin tamamı sizin veya öğretmen arkadaşlarınızın, eğitimcilerin değerler eğitimi konusunda hizmet içinde veya hizmet öncesinde ihtiyaç duyduğunu düşünüyor musunuz değerler eğitimiyle ilgili dediğimizde? Tamamı evet. Değerler eğitimi okullarda ya eğitim fakültelerinde verilmiş olmayanlara da, yani şu anda hizmette olanlara da çok sistemli bir tarzda verilmeli. Ama burada gönüllülük biraz ön planda olmalı dendi. Çünkü öyle herkese zorunlu olan eğitimler işte işlevsel olmuyor ki bu başka çalışmalarda da bu tarzda hizmetçi eğitime dair yapılan çalışmalarda bu tarzda çıkıyor. Yani öyle herkesi toplayın, topluca hizmetçi eğitim verin çok işlevsel değil ki değerler eğitiminde hiç de işlevsel olmayabiliyor. Çünkü bazı öğretmenler özellikle değerler eğitimiyle ilgili farklı çağrışımlar hissedebiliyorlar. O nedenle onlar da çok da etkili olmuyor şeklinde bir eğilimde çıkmıştı. Öğretmenlerin hizmetçi eğitime yönelik yapılan çabaları değerlendirmesi ise MEP'te görev yapanlar maalesef bu konuda herhangi bir çalışma yok. 11
Bu konudaki çalışmalar çok yetersiz 5 öğretmenimiz. Özel okullarda ise farklı bir şey vardı. Bizim tabii ki değer eğitimiyle ilgili özel çalışma yapan özel okullar olduğu için muhtemelen hassasiyet sahibi okullardı. O nedenle de belki bundan dolayı bu şekilde çıkmış olabilir. Kurumumuzun bu konudaki çabaları ciddi ve istekle yapılan çalışmalar ancak henüz yeterli verim alınamadı gibi genellenebilecek bir sonuç çıkmıştı. Sonuç ve öneriler dediğimiz zaman burada daha çok önerilere yönelik birkaç şey söyleyebilirim. Değerler eğitimi eğitim olgusunun en temel öğesidir. Eğitimin kendi başarısı içinde özellikle ilk yıllarda değerler yoğun bir eğitim, değerler eğitimi, değerler anlamında yoğun bir eğitim yapılmalıdır. Bunu belirtmek lazım. Eğitimin ilk yıllarında yoğun bir eğitim, eğitimin kendisi için de gereklidir. Yoğun bir değerler eğitimi. Değerler eğitimi konusunda eğitimcilerin farkındalık, yetkinlik, etkinlik ve materyal açısından desteklenmesi gerekmekte. Çıkan sonuçlar bunu gösteriyor. Öğretmenlerin farkındalığı artırılmalı bu konuda. Öğretmenlerin yetkinliği artırılmalı. Sadece farkında olmak bunun gerekliliğine dair yetmiyor. Bunu nasıl yapacaklarını bilmeleri, bunun için de eğitim almaları gerekiyor. Bu konuda etkinlik geliştirme, etkinliklere ulaşma ve bunları uygulama anlamında, uygulayacak zamanları, fırsatları da bulma anlamında, hatta bu konuda teşvik edilme anlamında desteklenmesi gerekiyor. Materyal açısından desteklenmesi gerekiyor. Bu ciddi bir şekilde talep edilen bir şeydi. Değerler eğitimini olumsuz etkileyen yoğun akademik kaygılar ve resmi prosedürlerin azaltılması dair çalışmaların yapılması gerekiyor. Bunun için mesela okullarda veya ilçelerde temas grupları tarzında çevresel faktörleri öğretmenlere ve eğitime bu konuda destek vermeye yöneltecek temas grupları tarzında gruplar, yani çeşitli çalışma grupları oluşturulabilir. Mesela bir öğretmen herhangi bir etkinlik yapacaksa onun resmi prosedürünü, işte kaynak maddi vesaire kaynaklarını falan hazırlamak için ya da en azından ona destek olmak için bu konuda onları halletmek için bu tür grup, çalışma grupları mesela ilçelerde kurulabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda bunlar medyayla, ticari kuruluşlarla, resmi kuruluşlarla işbirliği sağlayabilirler. Gidip medya kuruluşlarıyla bu konuyla ilgili mesela bunu böyle yap tarzında değil de bu işle ilgili ne yapabilirsiniz tarzında istişareler yapabilirler. Belki onları da ikna edebilirler. Saygılarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Hasan Bey'e. Şu anda hemen bence ilgiyle dinlenen sunumlardan bir tanesi oldu. Çünkü çoğumuz öğretmeniz ve bu uygulamaları okullarda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Karşılaşılan öğretmenlerin bakış açısıyla karşılaşılan sorunlar, değerlendirmeler oldukça önemli. Bu konuyla uzun zamandan ilgilenen birisi olarak da bizim de en çok benzer konularda şikayetler aldığımızı, yani kendilerinin, öğretmenlerin değerler eğitiminin nasıl yapılacağıyla ilgili bir şeyden geçirilmedikleri, yani bir formasyondan geçirilmediklerinden tutun da işte değerler eğitimi, hangi değerler, değerler eğitimi yaklaşımları bağlamında çok sayıda sorun öğretmenler tarafından aktarılıyor. Bunu özetleyen iyi bir sunum dinledik. Bu konuyla ilgili sorularınızı bir 10 dakika içinde almak istiyoruz. Tabii buyurun. Hocam biz üniversite olarak, Karabük Üniversitesi olarak hani bu değerler eğitimini üniversite olarak da önemsenmesi gerektiğini düşünerekten Senato'nun aldığı bir kararla mesela sosyolojinin öncülüğünde işte İlahiyat Fakültesi'nden desteğiyle değerler eğitimi diye ders koyduk. Ve şu anda bütün hani üniversitedeki bütün bölümler dersi alıyorlar. İlk başta şey eleştirisi geliyordu, hani bunlar koskoca çocuk olmuşlar, üniversitede hani şey mi olurmuş falan, hani bunlara neyin değeri verilecek falan, ama öyle olmuyor. Hani başladıktan sonra, hani pratiğe döktükten sonra bir baktık, hani geri bildirimler falan olumlu oldu. Dolayısıyla o olumluluk bizi şey yaptı, daha da heyecanlandırdı falan ve projeyi hani daha sonra işte diğer üniversitelerle birlikte ortak bir şey şeklinde bütün üniversitelerde yaygınlaştırması açısından böyle bir şey başlattık. Pilot bir uygulama başlattık. Onu da eklemek istedim hocam. Öncelikle yaptığınız sunumu çok beğendim. Çalışmanız çok güzel. Ben de bir öğretmenim. Ben değerler eğitimini biz şey yapmamalıyız. Hani din kültür öğretmenliği, sosyoloji, sınıf veya işte branş öğretmenliği diye artık dallandırmamız lazım. Bu işe profesyonel yaklaşmamız lazım. Biz alışmışız. İşte sınıf öğretmeni branş değiştirsin, şuna geçsin. Din kültürüdür, branş değiştirsin, değer eğitimi öğretmeni olsun. Bu işin böyle olmaması lazım artık. Yani değerler eğitimi öğretmenliği mi? Evet, gereklidir bence. 5 saat mi? Evet, 5 saatse bu işin profesyonelleştirilmesi lazım artık. Yani eğitim fakültesine gerekirse, eğer biz düzeltecek diyorsak, değerler eğitimi öğretmenliği açılması gerekiyor. Yani çünkü bu işler böyle formasyonla, internetin izlediğimiz şeylerle olmuyor. Hani ben bu 2 saat gittim, haftada 1 saat aldım, 1 ay aldım da olmuyor bunlar. Çünkü ne kadar öğrenebiliyorsun? Biri anlatıyor, dinliyorsun.
onun uygulamasını sen yansıtıyorsun. Yaratıcılık yok. Etkinlik yok. Aldığını uygula. Hani bu işi eğer yapacaksak, hani bir değer oluşturacaksak, ülkemizin değerini oluşturacaksak, bu işe profesyonellik katmamız lazım. Ve profesyonellik katmak istiyorsak da işi ciddiye alıp yarım öğretmen değil, tam öğretmen, yarım öğrenci değil, tam öğrenci olması gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu ben katkı olarak söyledim. Hani yorum da alabilirsiniz, soru olarak da görebilirsiniz. Hani fikrim budur. Umarım da bu doğrultuda hem bakanlığımız, hem öğretmenlerimiz, hem de bizler katkıda bulunarak bu süreci geliştirebiliriz. Oldu, teşekkür ediyoruz. Bir yorum yapacak mısınız? Hocam bir şey belki ekleyebilirim. Hı hı. Yani söylediğiniz tarzda bir düşünceye ulaşmadım ben. Yani olabilir, neden olmasın. Değerler eğitimi öğretmeni de yetiştirilebilir ve okullarda istihdam edilebilir veya genelgede koordinatör belki. Koordinatör tarzında öğretmenler de olabilir. Şöyle bir eğilim vardı. Şu anda görev yapan bir sürü öğretmen var. Ve bu öğretmenler sonuçta hepsini tutup üniversiteye tekrar geri göndermeyeceğiz. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz ile ilgili şöyle bir öneri vardı. Benim daha yorumlama, yani bulgulardan çıkarttığım bir öneri diyeyim. Bilgisayar çok yani işlevsel olup olmadığı tartışılabilir ama bilgisayar eğitimi için okullarda bir dönem uygulandı. Formatör öğretmenlik tarzında. Bir öğretmenimiz de çok istekliydi açıkçası bu konuda. Kendisi Türkçe öğretmeniydi ama ben hocam değerler eğitimi formatörü olmak istiyorum demişti. Çok ciddi bir eğitimden geçirilip bir yıl gibi mesela. Bazı öğretmenler, belki alanlarında fazlalık oluşturan öğretmenler de olabilir bu. Bunların içinden ama özellikle belirtiyorum, gönüllü öğretmenler formatör öğretmen olarak da yetiştirilebilir mesela. Geçici bir çözüm olarak da söylüyor. Yani olabilir bu. Evet, teşekkür ediyoruz dikkatli dinlediğiniz için.